Sevgili oldukları için mi el ele tutuştular? Evet. Sen de sevgiline böyle yürürken el ele tutuşuyor musun? Yani sevgilim olsaydı tutuşurdum ama maalesef sevgilim yok. Miro var. O senin sevgilin değil mi? Neden? Hani çocukluğunda... Biz onunla ayrıldık Gülce. Neden? Yani çünkü artık onu sevmiyorum. Ama o bugün senin yanındaydı. Eğer onu sevmiyorsan neden onunla şarkı söylüyorsun? Onu sevgilim olarak sevmiyorum ama arkadaşım olarak seviyorum. O nasıl oluyor? Sevgi nasıl değişebilir ki? Yani şöyle oluyor. Artık sevgili olmuyorsun, arkadaş oluyorsun. Aranda da kötü bir duygu olmuyor. Ne bileyim işte senle rüzgar gibi. Ama rüzgar benim arkadaşım, sevgilim değil. Biz onunla hiç sevgili olmadık. Doğru. Sen de haklısın. Ben Alican'ı seviyorum. O da beni seviyor. O zaman biz sevgili olduk. Ama ben sevgililerin yaptığı şeyleri yapamıyorum. Sence Alican üzülüyor mudur? Alican seni gerçekten seviyorsa senin istemediğin hiçbir şeyi yapmaz. Ve böylelikle üzülmemiş olur. Ama o zaman onun yapmak istediği şeyleri ben yapmamış oluyorum. Bu durumda Alican beni sevmekten vazgeçer mi? Gülce, ahiretlik soru soruyorsun sen de ablacığım. Pizza niye bak soğudu? Gülce çok üzüldü abiciğim. Üzülmesin Gülce. Gemileri batır mısın Özgür Kaptan? Yok öyle dalmışım ya. Gel otur. Yok yok sen iyi değilsin. Dökül bakalım derdin neymiş? O herifin gecenin yanında dolaşması sinirimi bozuyor. Yanlış anlama. Geceye güveniyorum. Ama Miro denen adamın gerçek yüzünü görmüyor. Bir türlü kendimi anlatamıyorum. Haklısın. Ama şu an gece hayallerini gerçekleştiriyor diye kendini kaptırmış durumda. Yani ne desem bir şey değiştiremezsin muhtemelen. Gemileri batıracak kadar dertliymişsin be kaptan. Buldum! Buldum abicim! Buldum! 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 Ne oldu abicim? Ne buldun yine? Abicim bu deniz kestanesi eldiveni var ya... Gülce onu takacak, Alican kestanesine öyle dokunacak. Tamam. Biz bunu biraz düşünelim. Çok mutlu olacak abim. Gülce çok mutlu olacak. Buldum. Kural 7. Birlikte dışarıda vakit geçirin. Biz Alican'la zaten dışarıda vakit geçiriyoruz. Kural 8. Sevgi gösterisine bulunun. Sevgi gösterisi. Sevgi gösterisinde nasıl bulunulur ki? Canım Gülce. Kızım, biz geldik. Oo, kızlar gezisi yapılmış burada, değil mi? Ablan nerede? Banyoda. Sevgi gösterisi nedir? Nasıl gösterilir? Sevgi, sevdiğin insanı mutlu etmek için yapılan şeylerin tümüdür, hepsidir yani. Sen anneme sevgi gösterisinde bulunmuyor musun? O kızım şimdi bu saatte ne acayip acayip sorular bunlar yani. Sen ve annem sevgilisiniz. Birbirinize nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz görmek istiyorum baba. Evet. Çocuk görmek istiyorum. Kimi mesela? Bu kadar mı? Tabii ki değil yani saçlarını öyle okşarsın. Sonra işte... Öpersin. Sarılırsın. Bence bu kadar örnek yeter. Tamam. Anne, sen de babama sarılsana. Evet. Sanırım sorularının cevaplarını bulmuşsundur. Evet. Demek sevgi gösterisinde böyle bulunuyormuş. Ben de bunların aynısını Alican'a yapacağım. Yapmayacağım.
Hayır, sevmek öyle bir şey değil. Yani öyle... Ya öyle bir şey olsa da sen öyle sevemezsin yani şu an. Hayır baba, merak etme. Ben sevgi nasıl gösteriliyormuş çok iyi anladım. Ben de Alican'ı öpeceğim. Öpmeyeceksin, yok öyle bir şey. Ne öpmesi ya? Bir şey söylesene sen de hayatım ya. Tamam, hadi Gülce'ciğim. Hadi biz gidelim de yatalım artık, hadi. Hadi kızım. Hadi bakalım. Hadi, hadi iyi geceler. Düşünme böyle şeyler sen. Hadi bir tane. Tamam mı babacığım? Hadi. İyi geceler. Kızım, sen düşünme onları. Hadi canım, öpeceğim diyor. Vallahi aklımı kaçıracağım, yemin ediyorum bu evde ben.